tek adayla girdiğimiz kongrede Sayın Binali Yıldırım AK Parti delegelerinin oy birliğiyle genel başkanlık görevine seçilmiştir. Basın toplantısı düzenleyen Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Ankara'da 22 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Adalet ve Kalkınma Partisi 2. Olağanüstü Büyük Kongresini değerlendirdi. Kongremiz öncesi partimizle ilgili nifak tohumları ekmek isteyenlere, felaket senaryoları yazanlara, bu kutlu davanın neferlerini bölebileceklerini düşünenlere, sanırım dün Ankara'da kongrede, ikinci olağan kongrede göstermiş, AK Parti'nin göstermiş olduğu o vakarlı duruştan dolayı da sanırım derslerini almışlardır diye düşünüyorum. Doğanay kongreye tek adayla gidildiğini ve Binali Yıldırım'ın Adalet ve Kalkınma Partili delegelerin oy birliğiyle genel başkanlık görevine seçildiğini söyledi. Her şeyden önce AK Parti ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında oluşturulmaya çalışılan sünni boşluk giderilecek, devletin zirvesinde uyumlu yönetim ve işbirliği devam edecektir. Bugüne kadar olduğu gibi. Genel başkanımızın da konuşmasında altını çizdiği gibi kalkınma politikalarına hız verilecek ve sosyal devlet ilkeleri sorunsuz bir şekilde hayata geçirilecek. Terörle mücadeleye etkin bir şekilde, terörle mücadele derken insanlarımız, halkımızın bir kısmı hatta bunu sadece PKK terör örgütü olarak algılayabilirler. Terörle mücadele derken sadece PKK'dan bahsetmiyoruz. Bugün ülkede paralel terör örgütünden de bahsediyoruz. Paralel terör örgütüyle, PKK ile bu ülkenin huzurunu bozmak isteyen her kim varsa hepsiyle dün olduğu gibi bugün de ama yarın daha etkin bir şekilde de devam edilecektir. Bunun da buradan altını kalın bir şekilde çizmek istiyorum. İnanıyoruz ki bu yeni dönemde Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey ülkeyi başarıdan başarıya koşturacaktır. Çünkü kendisi icracı bir bakanlıkta 12 yıldır bu ülkeye hizmet veren bir bakanımızdır. Ülkedeki bölünmüş dublevellerden tutun, hava yolunu nasıl halkın yolu haline getirdiğinden tutun, tren yollarımızın, hızlı trenin konforunun bu ülkeye, bu ülke insanının hizmetine nasıl sunduğumuzu, nasıl sunduğunu hepimiz biliyoruz. 2023 ile 2053 hedefleri ile bu kutlu yolculukta hep birlikte çalışmalarımıza devam ettireceğimize inanıyor. Bir kere daha Genel Başkanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'e, yeni seçilen MKYK üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum. Basın toplantısına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, Merkez İlçe Başkanı Adil Esen, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yücel, İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Kurtan Sonmezel Bey, Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatlarında görevli partililer katıldı.